Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi Allah'a övgüler olsun. Gerçekten o işten bilen her şeyden haberdardır. Her şeyin üzerinde tanık olandır. Rabbimiz bizi acısın, bize merhamet etsin ve bizi sadece ve sadece doğru konuşanlardan kılsın. Şimdi burada Allah'ın takdiriyle ayetlerden okuyacağız. Gerçekten Rabbimizin nimetleri, ayetleri birbirinden güzel, güzeldir. İçi güzellik, şifa, rahmet, nur, hidayet doludur. Tabii ki de dürüstlere hidayet verir, olmayanlara hiçbir şey verme, zararını arttırmaktan başka bir şey olmaz. Eğer ki sana Allah bir sıkıntı dokundurmak isterse, Allah sana bir sıkıntı dokundurursa, onu ondan başka açacak, giderecek hiç kimse yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, onun lütfunu geri çevirecek hiç kimse yoktur. Onu kullarından dilediğine eriştirir ve o bağışlayan acıyandır. Gerçekten bu ayet bize o kadar çok şey söylüyor ki, yani bütün umudu Allah'a bağlayın. Darlıkta, sıkıntıda, hastalıkta, bunalımda Rabbine sığının. Gerçekten o zaten dilemese başa hiçbir şey gelmez. Bir sebeple demek gelmiş. Siz çözümü Rab'de arayın. Ve o bir hayır dilediğinde bütün dünya karşı gelse, bugün kolun üzerine fetih yazısı gibi, adım adım işlendiği gibi bağışlayan, acıyan Rab, bu engel olamayacakları yerde işlemeye devam ediyor. Rabbimiz rahmetini üzerimize daim kılsın. O kullarının dilediğini eriştirir. Elbette ki Allah o kullara bir şey verdiğinde kim ne kadar onun değerini bilecek, o eksiksiz bilir ve buna göre de lütfunu artır veya eksiltir. Ey insanlar, de ki diyor Rabbimiz, ey insanlar, şüphesiz size Rabbinizden hak geldi. Artık kim doğruyu kabul ederse ancak kendisi için kabul eder, doğru kabul etmiş olur. Nefsi için kendi aleyhine kim saparsa ben kendi aleyhine saptırır. Ben üzerinize vekil değilim. Size her şeyi kuşatan, her şeyi işiten, her şeyin hakim olan Rabbinizden gerçek geldi. Ey insanlar, bu güneşin sahibi, yerin sahibi, göğün sahibi Allah'tan gerçek geldi. Kabul edin, kendisi içinedir. Siz doğruya tabi olun. Kurtuluş bunun içindedir. Sana vahyolunla uyu ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Onun hükmü hayırlı olandır. Hayırlılara ihsan etsin.